Siz de gelin bari. Evet. Blok olarak Büyük Birlik Partisi'ne geçtik. İki ilçe başkanını da bulmuşken hani seçim çalışmaları karşılıklı yürütülüyor. Şu anda karşılaştınız ve yine bir dostluk görüyoruz burada, değil mi? Belediye başkan adayını bekliyoruz. İlçe başkanımız da biz. Hepimiz Ereğli'ye hizmet etmek istiyoruz. Herkesin amacı bu. Milletimiz ne takdir ederse olacak. Herkese başarılar diliyoruz. Çalışmalarımızı yapacağız. Böyle bir mevlam ne nasip ederse olacak. Başkan, sizin de bugün adayınızın ismi açıklanması bekleniyor. Siz de çalışmaları haliyle hızlandıracaksınız. Nasıl bir seçim geçecek herhalde? Çok renkli bir seçim geçecek. Çok kuşağı. Evet, gerçekten çok renkli. Şampiyonlar Ligi gibi düşünebilirler herhalde. İlk kez belki böyle bir seçimle karşılaşacak. Hep söylediğim bir şey var. Sağlıkla, kazasız belasız seçim olsun. Evet. Kazanan Ereğli olacak muhtemel. Evet. Hepimiz amacı Ereğli hizmet etmek. İnşallah ailesi olacak. Bizim adayımız bu akşam belli olur. Pazartesi itibariyle inşallah sahalardayız. Ereğli kazanacaktır. Başkan, siz bir açıklamada bulundunuz bilmiyorum ben, ya da bulunduysa ben kaçırdım. Uysal'ın Büyük Birlik Partisi'ne geçişi var. Bununla ilgili bir değerlendirme yaptınız mı bilmiyorum. Değerlendirme yapmak ister misiniz? İçiyle ilgili bir değerlendirme yapmadık. Bugüne kadar da bir açıklama yapmadık. Yani önceden beri süreç belliydi. Biz Erol Şahin Başkanımız seçim koordinasyon merkezi başkanıydı. Biz ilçe başkanı olarak gece demeden, gündüz demeden çalıştık. El birliğiyle 30 Mart'ta seçimi aldık. Bugün için insanlar kendi bu başarıları herkes kendine mal eder. 31 Mart akşamında milletimizin ne dediyse orada daha iyi yorum yapmış olacağız. Biz yorumumuza bakacağız. Bu davada trenden inenler, binenler sürekli değişecektir. Yani değişenler kendi hesabını kendileri yapacak. Biz yolumuza devam ediyoruz. Bizler de milletvekili aday olduk. Aday olamadığımız zaman oldu. Farklı değerlendirmeler oldu. Dava adamıyla, hancıyla yolcuların belli olduğu bir dönemleri yaşıyoruz. Onu da milletimizi takdirine bırakıyoruz. Görelim bakalım ne olacak. Tepkiler nasıl? Yani tabii güzel tepkiler de alıyoruz. Zaman zaman hepsi beklenti. İnsanlarımızın sıkıntıları var. Problemleri var. Bazıları bize çok güzel elektrikler verebiliyor. Bazı arkadaşlarımız rahatsız da olabiliyor. Bazı arkadaşlarımız zaten apolitik. Hiç alakası yok siyasette. Ama genel olarak daha önceki seçimlere bakıyorum. İlgi daha iyi ama tabii daha rekabet tam başlamadı. Adaylarımızın hep ortaya çıkmadı. Çıktıktan sonra bir hareket olacaktır. Bizimkiler ısınma turları böyle oluyor. Öyle düşünelim. Ben tabii başkanım dediği gibi kaliteli bir seçim bekliyorum böyle. Belden aşağı vurulmayan, ahlaklı, seviyeli projeleri yarıştı. Şu an birlikte oturmanız da zaten bunun bir kanıtı. Yani Ereğli'de yaşıyoruz. Biz gene yaşayacağız. 31 Mart'tan sonra da gidecek yerimiz yok yani. Biz Ereğli'deyiz. Başka gelecek bir memleketimiz, bir yerimiz yok. Hepimiz burada olmak zorundayız. Dolayısıyla bunun bilincinde olmamız lazım. Kavga etmeden kardeşlik, barış içerisinde olması lazım bu işte. Ben öyle düşünüyorum. Benim yapım öyle, karakterim öyle. Yani karşımdaki bana küfür etse de ona gül veririm. Öyle bir yapım var. İnşallah da hep böyle taş atmazlar bize, diken atmazlar, arada bir gül verirler diye bekliyorum. Arzumuz bu. Çünkü Ereğli için yarışacağız. Burada nefisler, egolar öne çıkmamalı. Ben onu arzu ediyorum. Niyetimiz Karadeniz'e diye hizmet etmek, taş üstüne bir taş daha koymak. Geçmişte yapan herkesi saygıyla, sevgiyle hep anacağız. Onları onur edeceğiz. Ben öyle düşünüyorum. Kaybeden tüm adayları da yanıma alacağım. Belediye başkanı eğer ben olursam Ereğli halkı takdir ederse onlarla beraber hizmetleri yapacağız. Gel diyeceğim, arkadaş senin de projelerin var. Ne var, nasıl yapacaktın, nasıl edecektin? Çünkü biz Ereğli için yarışıyoruz. Kendimiz için değil, kendimizi bir makama getirmek için değil, Ereğli'yi yüceltmeye çalışıyoruz. Eğer herkes bu yapıdaysa, bu mantıktaysa hiç sıkıntı yok zaten, problem yok. Ama egoların önüne çıktı, egoları öne almışsak o zaman problem var demektir. Koltuk merakı var da kalkmak istemiyorsam o zaman bir problem var demektir. Bunlar bizi rahatsız eder. Şu ana kadar meclisi başvurusu bunların sayısı belli mi? Kaç kişi başvurdu? Evet, geçen dönem 31 Mart'a göre baktığımız zaman en az 4 katı kadar şu an meclis üyesi talebi var. İşimiz kolay değil. 19 Şubat'ta listeyi teslim edeceğiz. Tabii ki listeye girmek için çok ciddi bir yarış var. Yani ben geçen dönemde olmuştuk. O zaman bu kadar talep değildi. Şu an onun üstünde en az 3 ya da 4 katı bir talep var. Değerlendireceğiz. Yani herkesin temsilde edildiği bir liste yapmaya çalışıyoruz. Hiçbir ön yargımız yok. İlla şu olmalı değil, kimse olmamalı da değil. Hep beraber oturacağız. Ereğli'yi kucaklayabilen, Ereğli'yi bütünleştirebilen bir liste olacak. Bizim listemiz
şehrini düşünen insanlardan olacak. Kendini düşünenlerden değil. Kendini düşünen insanları listemizde yer almayacağız. Bu şehrin milletine hizmet etmek isteyen her kesimin temsilcisinin olacağı güzel bir meclis yapmayı düşünüyoruz. Bugünden itibaren de meclis üstünde daha yoğun çalışıyoruz. İnşallah güzel bir meclis olacak. Teşekkürler. Başkan adayımızın güzelliğine yakışan yanına da güzel bir meclis ekleyebilirsek teşkilat olarak biz görevimizi yapmış oluruz yani. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun.